Sevgili arkadaşlar, bu videoyu sonuna kadar izlerseniz hayatınızın dengesini kurabilirsiniz. Eğer hayatınızın dengesini kurarsanız o zaman o arzuladığınız hani bolluk, ailenizle beraber daha huzurlu hayat, özgüven, tamam mı? Bunları hepsini kazanabilirsiniz. Yani aslında gönlünüzde istedikleriniz bunlar. Bunları bu videoyu sonuna kadar izlerseniz siz de kazanabilirsiniz. Şimdi insanlar genellikle bir balans istiyor, hayatın dengesini istiyor. Dengeli bir hayat istiyor. Hani dengesizlik kötü bir şey değil mi? Halk arasında devamlı duyarsınız. Dengesiz kişi dendiği zaman bir insan için kötü bir anlamı oluyor onun. Dolayısıyla dengesizliği kimse istemiyor. Yani dengesiz bir hayatı kimse istemiyor. Peki dengeli bir hayat için ne yapmak lazım? Sevgili arkadaşlar, dengeli bir hayat bir çatı düşünün, çatı. Bu çatının 5 tane sütunu var. 5 tane çatıyı tutan sütun var. Bu çatı da hayatınız olsun. Dengeli hayat, tamam mı? Şu şekilde de çizebilirim size. 5 tane ana sütun var. Bu çatıyı tutan sevgili arkadaşlar. Bu çatıyı tutan 5 tane sütun var. Bu sütunlar nelerdir? Birincisi sizin kendinize bakış açınız. Kendinizle barışık olmanız ve iç huzuru dedikleri şey. Bunun yanında tabii özgüven. İkincisi aile. Tamam mı? Aile huzuru. Aile ile düzgün iletişim. Onlarla daha iyi muhabbet etmek. Huzurlu olmak. Herkes ister değil mi? Ailede huzuru herkes ister. Bunun yanında üçüncüsü de, üçüncü sütunda sağlık. Sağlıklı düşünebilmek, sağlıklı hareket edebilmek, vücut sağlığı, fizyolojik sağlık, kendini enerji dolu hissetmek, sabah kalktığında rahat uykunu almış bir şekilde uyanmak veya kafanı koyduğun zaman hemen gözünü kapattığında uyuyabilmek. Tamam mı? Bu sağlık. Gelelim dördüncü sütuna. Dördüncü sütun finans. Bu da çok önemli. Yani finans konusunu baktığımızda bizde millet olarak finansal okur yazarlık yok. Yani finans ayıpmış gibi, parayı konuşmak çok ayıpmış gibi. Belki de sadece bizim bölgelerde, yani Asya bölgelerinde, Anadolu bölgelerinde böyle bir düşünce var. Parayı konuşmak ayıpmış gibi. Fakat herkesin buna ihtiyacı var. Yani finansal okuryazarlığı eksik insanlar genellikle elinde para tutamıyorlar. Yani bolluk bereketi olmuyor. Dolayısıyla bu dördüncü kısımda finansal durum, yani finansal başarı, finansal okuryazarlık. Bu da hayatımızı dengeli tutuyor. Yani dördüncü sütun. Bunlardan bir tanesi eksik olduğu zaman dengesiz bir hayatımız oluyor. Gelelim beşincisi. Beşincisi de sevgili arkadaşlar meslek hayatımız. Yani ne iş yapıyorsak onu yaparken iyi yapabilmek veya severek işe gidip gelmek, yaptığı işi sevebilmek, öyle diyelim. Tabii sonuç olarak da gerçekten insanlara yardımcı olmak, yani katma değer verebilmek, insanlara faydalı olmak. Mesleğinizi yaparken asıl maksat bu. Şimdi bunlardan bir tanesi kısa veya uzun olduğu zaman bir dengesizlik oluyor. Yani üstündeki şu çatı düzgün oturmuyor sevgili arkadaşlar. Fakat bu dengeyi kurabilmek de sihirli değnekli olmuyor. Hani şöyle diyelim, kolay anlatılıyor ya devamlı sosyal medyada. Yani bu dengeyi kurabilmek az kolay sevgili arkadaşlar. Öyle diyelim, az kolay. Kolay ama az kolay. Zor demek istemiyorum çünkü sizi şartlamak istemiyorum. Zor diye bir şey yok aslında. Az kolay. Bunun için gayret gerekiyor. Yani nasıl diyelim, sihirli değnek yok sevgili arkadaşlar. Yani çaba göstermen gerekiyor, gayret göstermen gerekiyor. Kimse senin ağzına kaşıkla bir şey vermeyecek veya altın tepsiyle kimse sana bir şey teslim etmeyecek. Bu gerçeği kabul et. O yüzden bir şeyler yapman gerekiyor. Şöyle düşün, bir bisiklete bindin. Bu bisikletin gitmesi için pedali çevirmen gerekiyor. Çünkü Allah'ın adaleti bu sevgili arkadaşlar. Yani bir şey yapmadan sonuç alamıyorsun. Hareket etmen gerekiyor. Hani derler ya, atalarımız öyle derdi. Çalışan demir paslanmaz derlerdi değil mi? Yani bir şey yapman lazım. Pas tutmamak için hareket edersen karşını alabiliyorsun. Çünkü harekette bereket var güzel insanlar. Dolayısıyla sen dengeli hayat istiyorsan, bak dengeli hayat istiyorsan o zaman yapacağın şey bu 5 sütuna dikkat etmek. Yani buralardan bir tanesi yüksekse veya düşükse çatı eğri duruyor. Çatı eğri durduğu zaman dengesiz bir hayatın var. Eğer dengesiz bir hayatın olursa o üzüntülü haller, başarılı olamamak veya parayı tutamamak, arzuladığın o istediğin o arabayı satın alamamak veya arzuladığın cep telefonu alamamak veya herkes ister değil mi, ailesiyle tatil yapmak ister. Onlar oluyor. O zaman tatil yapamıyorsun işte.
Gidemiyorsun ailenle beraber bir yere gidemiyorsun veya zaman ayıramıyorsun ailenle, ilgilenemiyorsun veya bir yolculuk yapacağın zaman sürekli biletleri araştırıyorsun. Bir hafta zamanın onlarla geçiyor. En ucuz bileti bulmakla geçiyor veya en ucuzu almaya çalışıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Niye? Çünkü bir dengesizlik var. Bunun yanında tabii şunu da söylemek istiyorum. Eğer dengesiz bir hayatın varsa işine giderken zorlanıyorsun. Sabah kalkmak sana çok zor geliyor. Yani şunu demek istiyorum. Gayret gösterirsen, çaba gösterirsen, yani bu sütunları düzgün yükseltirsen, ölçülü, dengeli yaparsan çatı üzerine şak diye oturuyor ve gerçekten daha huzurlu oluyorsun. Biraz önce dediğim gibi dengeli hayata ulaşmak az kolay, değil mi? Bunda hemfikiriz. Yani bir şeyler yapman lazım, gayret göstermen lazım. Fakat dengeli hayata ulaşabilmek için doğru yol ve yöntem uygularsan o yolculuğu kolaylaştırabiliyorsun. O senin elinde. Sen bir şeyler yaparsan, sen hayatını değiştirirsen, kendini geliştirirsen, aktualize edersen, hani telefon devamlı iki haftada bir kendini aktualize ediyor ya, devamlı yeniliyor, gündemde tutuyor. Sen kendini gündemde tutarsan o zaman sen de o dengeli hayata giden yolculukta sen de başarabilirsin. O yüzden iki günün biri olmaması lazım. Yani bir şeyler yapman lazım. Bak şöyle bir cümle var. Sürekli duyuyorsun. Aynı yöntem ve taktikle aynı sonuç elde ediyorsan o zaman yöntem ve taktikleri değiştir. Farklı bir sonuç elde edersin. Şöyle örnek vereyim, daha basit. Kırmızı ile beyazı karıştırdığın zaman sonuç pembe olur. Ama sen yeşil istiyorsan o zaman kırmızı ile beyazı karıştırmayacaksın. Ne ile karıştıracaksın? Mavi ile sarıyı karıştıracaksın. Mavi ile sarıyı karıştırırsan sonuç yeşil oluyor. Dolayısıyla sen ilk o karışımı, başlangıçtaki o davranışları değiştirirsen, yani çare, yöntem, taktik, teknik öğrenir, uygularsan o zaman hayatın dengesini kurabiliyorsun. O zaman işte arzuladığın o bolluk, bereket, huzur, ailenle beraber zaman geçirmek veya özgüvenli bir şekilde hareket edebilmek, gece rahat uyuyabilmek, sağlıklı düşünebilmek o zaman oluyor. O seninle alakalı. Yani sen bir şeyler yaparsan oluyor. Sen bir şey yapmazsan o zaman sonuç iyi olmuyor. Devamlı insanlar başarının tanımını arıyor, değil mi? Başarının tanımı nedir? Başarı işte şudur, başarı budur, başarı şu değildir veya budur diye sürekli her yerde açtığın zaman Google'a da baksan hep bunlar çıkıyor karşına. Ama başarı aslında nedir biliyor musunuz? Biraz önce dediğim gibi dengeli bir hayat, balans, tamam mı? O hani çatıyı oturtturmak, neyin üzerine oturtturmak? O 5 tane önemli sütuna, hayat sütununa oturtturduğun zaman, dengeli bir şekilde terazide oturtturduğun zaman işte o işte gerçek başarı. Gerçek başarı o. Yani sadece finansal konuda başarılı olmak değil, sadece aile konusunda da değil, sadece özgüvenli bir şekilde hareket etmek, yani özgüven sütununun güçlü olması da değil. Hani var öyle insanlar, değil mi? 4 sütunda eksik fakat özgüveni tavan yapmış, yürürken ayakları yere değmiyor. Herkes uzaktan onu anlıyor zaten, yürüyüşünün boş olduğunu, o özgüvenin boş olduğunu, gerçek bir özgüven olmadığını, hatta Krüger sendromu yaşadığını biliyor insanlar. Dolayısıyla hepsi yan yana dengeli hale gelirse işte o zaman gerçek başarı o zaman geliyor sevgili arkadaşlar. Çatıyı dengeli oturtturmak, hayat çatısını düzgün oturtturmak, terazide oturtturmak önemli olan. Peki şimdi diyeceksin ki bu soru senin aklına gelecek. Hocam tamam iyi güzel de ben biraz önce aslında söyledim, kelimelerimin arasında vardı. Ama yine söyleyeyim, bu dengeyi nasıl kuracağım? Bu dengeyi kurabilmenin tek yolu var arkadaşlar. Kendini kişisel olarak, bak kişisel olarak, genel olarak demiyorum, kişisel olarak geliştirmek. Yani hangi konuda senin eksiklerin varsa onları tespit etmek. Şöyle örnek verelim. Şu gördüğünüz 3 tanesi yüksek, şu 2 tanesi düşük mesela. Bunu tespit edebilmek. Bu eksikleri güçlendirmek. Yani kişisel gelişim yapmak, kişisel özel olarak, yani bu iki sütun üzerine kişisel gelişim yaparsan işte o zaman dengeli bir hayatın oluyor. Dengeli bir hayat size ne getiriyor? Biraz önce dediğim gibi herkesin arzuladığı zenginliği, bolluğu getiriyor. Bunun yanında huzuru getiriyor. Yaptığın işlerde de başarılı oluyorsun. İnsanlar senin yaptığın işlerin sonucunda memnun oluyorlar, mutlu oluyorlar. Ne iş yapıyorsan. Veya daha sağlıklı oluyorsun. Gece rahat uyuyorsun. Sabah kalktığında dinç uyanıyorsun. Niye? Çünkü beynin dinlenmiş olarak uyanıyor. Onun yanında da
kendine gerçek özgüven yüklemiş oluyorsun ve o özgüvenle zaten başarılı oluyorsun. Bu arzuladığın yere gelmek için yapman gereken şey neymiş? Eksiklerini tamamlamak, kişisel gelişimi yapmak, kendini bu konularda geliştirmek ve kullanmadığın potansiyelleri kullanmak. İşte kişisel gelişimle oluyor sevgili arkadaşlar. Herkesin içerisinde genel olarak şöyle düşünün. %90 kullanmadığı enerji var. Yani içerisindeki potansiyelin insan sadece %10'unu kullanıyor. Sen kendini keşfettiğin zaman, kendini tanımaya başladığın zaman, yani eksiklerini gördüğün zaman ve onları tamamladığın vakit, yani bu sütunları düzelttiğin zaman, dengeli bir hayata geldiğin vakit, o kullanmadığın, biraz önce atıl duran o %90'lık potansiyeli de kullanmaya başlıyorsun. Onları kullanmaya başladığın zaman zaten başarılı olamamak veya zengin olamamak mümkün değil veya huzurlu olamamak mümkün değil. Dolayısıyla kullanmadığın, atıl olan o enerjiyi sen de kullanabilirsin. Benim de hedefim bu konularda insanlara yardımcı olmak. Yani onların o içerisinde kullanmadığı o atıl enerjiyi kullandırabilmek onlara ve onlardaki o güzel değişimi gördüğüm zaman ben ne yapıyorum? Mutlu oluyorum. Her insan da mutlu olur. Yani karşıdaki insana iyilik yaptığın zaman mutlu olursun. Dolayısıyla ben sana şu anda tekrar söylüyorum. Kullanmadığın içinde potansiyelin var. Sen de bu potansiyeli hemen şimdi kullanmaya başlayabilirsin. Bu potansiyeli kullanmak için gayret göstermen lazım. Örneğin benim programlarıma katılabilirsin. Fakat benim elimde de sihirli değnek yok. Sen bir şeyler yapman lazım. Yani sen o bisiklete bindiğinde pedali çevirirsen bisiklet gidiyor. Yani ben senin için o bisiklete binip de seni bisikletle götüremem bir yere. Çünkü tek kişilik bir bisiklet ve sen bir şey yapman lazım. Yani mızmızlanmayı, şikayet etmeyi bırakacaksın. Sen pedali çevirmeye başlayacaksın, gayret göstereceksin. Sen de bir şey harcaman lazım. Sen bir şey yapman gerekiyor. Tek başına böyle yan gelip oturarak bir şey olmuyor sevgili arkadaşlar. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı olduk. Yani onların kullanmadığı o atıl enerjileri, o atıl duran %90'lık potansiyellerini kullanmaya başlamalarına vesile olduk. Onlar da bu potansiyelleri kullandıktan sonra o arzuladığı bolluğa, berekete, huzura, başarıya ulaştılar. Eğer bizim bu konularda sizlere de yardımcı olmamızı istiyorsanız o zaman bizimle iletişime girebilirsiniz. Bizimle iletişime girebilmek için bu videonun altındaki linke tıklıyorsunuz. Formu dolduruyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.